Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun elektrostansiya va podstansiya qismi fanini o'zlashtirishni davom qilamiz. Bugun 4-chi mavzuni o'tamiz. Elektr tizimlar elementlarining xarakteristikalari va parametrlari degan mavzuda ma'ruzani o'tamiz. Ma'ruzada mavzu rejasi. Liniyalarning aktiv qarshiligi. Liniyalarning induktiv qarshiligi, ularning tabiati, qo'llanish yo'llari. 3-chi bo'lim. Elektrotish tarmoqlarining aktiv o'zqazuvchanligi, uning tabiati, elektr tojlanishi, tojlanishdagi energiya isrofini kamaytirish va 4-chi bo'lim elektrotish liniyalarining asosiy parametrlari va almashtiruv sxemalari. Elektr tarmoqlarining parametrlarini aniqlash haqiqiy tarmoqlarni almashtiruv sxemasini to'g'ri qo'llash, ularning ishlash tartibini va joylashuvini o'rganishda haqiqatga yaqin natijalarni olishga imkon beradi. Uzatuv liniyasi quyidagi parametrlarga ega: aktiv qarshilik, reaktiv qarshilik, aktiv o'tkazuvchanlik, reaktiv o'tkazuvchanlik bilan ifodalanadi. Rangli metallardan tayyorlangan simlar uchun R, X, B va sigma ni tarkibini ko'ramiz. Aktiv qarshilik. Aktiv qarshilik simdan o'qiyotgan o'zgaruvchan tokni nisbatan bo'lgan qarshilikni ko'rsatadi. O'zgarmas tok o'qiyotgan sim kundalang kesimida tokning taqsimlanishi bir xil bo'ladi. Bunda ohm qarshiligi R barobar L bo'lingan omega F, ayni butta L simning uzunligi, gamma solishtirma o'tkazuvchanlik, alumin metalli uchun taxminiy ko'rsatilishi, Siemens tasometr mis uchun F simning kundalik kesim yuzasi. Simni solishtirma qarshiligi lug'atlarda elektromagnetik lug'atlarda berilgan. Endi o'ta ko'pincha hozirgi talab bo'yicha ohm taqsim metr yoki Siemens taqsim metr deb beriladi. Chunki bitta bu sistemada nima uchun solishtirma qarshilik metr olinadi? Chunki bu o'tkazuvchanlik kub 1 metr, tomonlari 1 metr bo'lgan kubni qarshilik hisoblanadi. Chunki bitta kesim yuzasi va uzunligini bir-biridan saqlashgan bo'lib, bitta 1 metr qoladi. Lekin bitta qiziq narsa shundaki, simning kundalang kesim yuzasi millimetrda olingan. Albatta hisob olib borganda millimetrni ham kvadrat metrga o'tkazish lozim. Bunda ana hisob aniq bo'lishi uchun. Chunki shu parametrlarni o'lchov birligi hisob paytida ularga ehtiyot bo'lib qarash kerak. Chunki qaranglar, metr 2-3 marta berilgan. Kesim yuzasi millimetrda berilgan. Lekin aniq hisob olib olish uchun hamma birliklar bir xil bo'lishi kerak. Metr bo'lsa metr, millimetr bo'lsa millimetr va hokazo. Lekin va sistemada mana shu millimetrni metrga aylantirish uchun nima qilinadi? Minus
10 minus 6 derecede gik kupaytırlardı. Aynı milimetre kvadratını metrge ayrıntırız için. Şimdi köpünce bana nazar işler geldi, teşkil geldi. Şu notur alış sapıge. Cevabı cüden bana hınuk çıkardı da. Mesela bana indik yine elektronik kızdırmışlar var. Suyunu kızdırmışlar. Sop kılışadı, yuvarlaşadı. Mesela kızdırmışlığın uzunluğu 20 metre, 30 metre. Cevap alışadı. Şimdi cevap alışadan ki onu sağ tahlil kılış gereydi. Doğru çıktı mı? Doğru çıkmadı. Çıktı mı? Bu ikincilik. Şunu tahlil kılıp hatalarını anıklaş gerek. Ve albette şimdi şu kodaliklerini ölçemeye aynası itibar kardeş gerek. Ortaşı diametre kıymeti fazlası bende kuşanışı yoksuşu bile aşırı belirledi. Mesela 700 ilki kuşanıştaki linyalarda tençler 30 metreden balan trok buladı. Aynı tahminen 3-10 kavat uyuyun balandı girdi. Fazla simlar arasındaki masafa ondan 20 metre geçe buladı. 3 fazlalı bir dizimli elektrotuş linyada simlar arasındaki ortaşı masafa kuydaki gebele var. Şimdi mesela köpünce 500 ve ondan baland kuşlanışlı tamamlar her bir fazlasının alakalı üstünden tutuladı. Çünkü bitti üstünde şu 10-20 metre atrafı da masrafını saklaş güzel kıyın. Çünkü son tutuş için alakalı her bir fazlada alakalı üstünden tutuladı. Bu yılda D1-2, D2-3 ve D3-1 aylın fazalarının simleri arasındaki masrafı. 2-1-1 arası. Simler tek tamamlı üçübül çekin çukkaları göreşken. 2-1-1 B arası. Bunda T ultaşı var var. D1-2, D2-3, D1-3 var var D. Ama bu iki tör arasında şu sim hava tarmaklı simlerin cöleşiş skeması kursatılgen. Eğer simler gözlerinden cöleşken bu ise bunda kuyuda gitmeye bu işe soplanadı. Elektrotuş linyelerin indikçe karşılık yine iki karşılıkın yığındısı. Aynı taşki karşılıklı ve içki karşılıklı yığındısı tip tasavvur kılış mümkün. Taşki induktif karşılık simler atraftaki magnet maydan uzarı tasarlı sebeple yüzeye kiledi ve simler arasındaki D masrafı bağlı buladı. Havalinlerdeki simler arasındaki masrafı aynı şekilde kodlu buluşu için her ham nisbatan katta kıymeti 0.4 kilometre ohm atrofida bo'ladi. İçki induktiv qarshilik simning ichidagi magnet maydoni sababli yuzaga kelib bog'liq bo'ladi. Rangli metallardan tayyorlangan simlar uchun bu koeffitsient 0.16 mingdan 16 ga bo'lib bu nisbatan ancha kichik. Shuning uchun ko'pincha hisobga olinmaydi. Elektr uzatish liniyasi induktiv qarshiligini 0.36dan 0.44gacha 10 kilometrga teng bo'lib olinadi. 35 kilovolt tovonda kichik liniyalar uchun kesim yuzasi F barabat 50'den 95 mm kvadrat bulgal simler. 110 kilovolt linyalar için F barabat 70'den 150 mm kvadrat simler kullanılırdı.
Şunda kılıp inucu karşılıklı kamaytırış üçün radyosunu katalaştırış gerek. Bunu doğrudan doğru katalaştırıp bulmaydı. Çünkü bu da rengi metaller sarfı kupaydı. Bunu katalaştırış yolu şundan ibaret ki her bir fazla simları koşumça metal sarfını aşırmay bir neçe simlerge bulunadı. Mesela 150 mm'li faz simini 3'te simge bulganımızda keyin bu fazada bir sim emas belki her birini kesim yüzası 50 kvadrat milimetreden buladı. 3'te sim buladı. Yok ki kesim yüzası 300 milimetre kvadrat idi. 2'ye bulgandı. Keyin fazada 2'te 150 milimetreden ibaret sim hasıl buladı. Bu 2-1-2 rasımda polat, alümin simler ve kabel tarmaqları yakçif ve induktif karşılıklarına simin kesimcisi bağlı halde uzgarışı kusatılgın. Agar har bir fazadagi simning har birini haqiqiy radiusi va ularni orasidagi masofa A1, A2 va A3 A barobar 300 dan 600 mm bo'lgan sim bilan almashtirsak, unda qandaydir ekvivalent radius hosil bo'ladi. Kengi teklemadan bu ikiliklendirilmiş anıqlanadı. Bu yılda bulunan simler arasındaki ortaşa geometrik masrafı buradaki teklemadan anıqlanadı. Eğer en barabar uç bulsa bunda ortaşa radius kuyudaki ortaşa masrafı kuyudaki teklemadan anıqlanadı. Faz 2, 3, 4 ve kups paralel koşulgan simlerge bulunun birbirleri bulan gerekli masamalar arkayı biriktirildi. Her ekvivalent için yazılgan ifadesimler bulunan da magnet akımının uzgarışı hesabı alıp topulgan. Ekvivalent radius tahminen bir xil metal sarfıda simni birinchi holatidagi radiusdan har doim katta. Ekvivalent birdan katta bo'ladi. Masalan, agar 600 mm faza simi 16.5 mm tashqi radiusga ega bo'lgan, uning radiusi 12.2 mm, uzasi 300 mm simlar orasidagi o'rtacha masofa 400 metr bo'lgan ikki simga bo'lsak, unda ekvivalent radiusi 69.9 mm tashkil qiladi. Bu qiymatni bo'linmagan sim radiusi bilan solishtirsak 16.5 va 69.9 ekvivalent radiusi taxminan 4 marta oshadi. Bu esa simiz şartlı kesim yazısı uşa metal sarfıda 16 madde aşkanını kusatadı. Yegi rasımda hava ve kabel, hava AB ve kabel bir cisim sığımları kusatılgın. Liniyanın reaktif uzunluğu fazalar arasındaki fazalar bulan yer arasındaki sığım varlığı tufayla yüzeye geldi. Çünkü her bir hava ve kabel liniyelerinin cüft simlerini ve yine şu simler bulan yer arasındaki kondensatı deyip faraz kılış mümkün. Hava liniyelerinin toluk iş sığımı
fazla yoki fazla yer sig'imi qismlaridan tashkil topgan bo'lib, u har bir qurilayotgan sim zaryadini uning potensialiga nisbatini ifodalaydi. Ish sig'imi tushunchasi faqat simmetrik liniyalar uchun, masalan, 3 fazali kabellar uchun transpozitsiyani hisobga olgan holda havo liniyalari uchun haqlidir. Ish sig'imining ekvivalent yulduz yelkasining sig'imi kabi sig'im uchburchakni yulduzga o'zgartirganida keyin aniqlanadi. S barobar 3S 1-2 plus S10. Buni rasmlardagi belgilar orqali tushuntirish mumkin. Ish sig'imi simlarning diametriga, ularning o'zaro joylashuviga, ular orasidagi masofaga, muhitning jilik qutbushanligiga bog'liq. Qo'shni liniyaning va muammoqaldiroqdan himoya qiluvchi sim ta'sirini hisobga olmasa, injenerlik hisoblarda yo'l qo'yiladigan 5%lik mumkin bo'lgan noaniqlik bilan 3 fazali tok havo liniyalarining ish sig'imi quyidagi ifoda orqali aniqlanadi. Bu yerda D o'tkazuvchanlik ayrim faza simning orasidagi o'rtacha masofa R simning radiusi. Fazalar bo'lingan elektr uzatish liniyasi uchun ish sig'imining aniqlangan qiymati quyidagicha topiladi. Bu keyingi tenglama bo'yicha. Bunda yer va trossing ta'sirida hisobga olinadigan koeffitsient 1 tizimli 2 trossli elektr uzatish liniyasi uchun faza simning ekvivalent radiusi bilan aniqlanadi. Detektor hisoblarda ayniqsa kislotasi toklarini hisoblaganda, ishlatilishini hisoblaganda tarmoqlarni almashuv, ikkivalent almashuv sxemalar tuziladi. Masalan, rasmda ko'rsatilgan A bu P ko'rinish tagi almashuv sxema va T ko'rinishda elektr uzatish liniyani almashuv sxemasi. Almashuv sxemasida faqat shu yuklamani yoki simni qarshiliklar ko'rsatiladi. Masalan, induktiv qarshiligi, R yoki induktiv qarshiligi. Bu tam masalan filtrlarni hisoblaganda ko'pincha ishlatiladi almashuv sxemalar. Chunki u boshqa elementlar sxemadan olib tashlanadi va kerakli sxemasi qarshilikka ega bo'lgan elementlar qoldiriladi. Va shu almashuv sxema bo'yicha masalan qisqa turish toklarining nisbati hisoblanadi. Uzunchi jarayonlar hisoblanadi va hokazo. Umumiy holatda elektr uzatish liniyasini P va yoki T shaklidagi almashuv sxemalar bilan ifodalanadi va unda qarshiliklar belgilanadi. Uzunchilik esa quyidagi kundalangidagi ko'rinishi parametrlarga to'g'ri keladi. Uzunligi 300 km/h bo'lgan elektr uzatish liniyalarida uzunchilikda liniyalar o'rtasida qarshilik liniyaning chetlarida yig'ilgan deb yoki uning teskarisi qarshiliklar o'rtada o'tkazuvchanliklar liniyaning chetlarida yig'ilgan deb faraz qilish mumkin. Shu bilan bugungi ma'ruzamiz nihoyatga yetdi. Savollar bo'lsa,
50 lira.